Evet arkadaşlar. Geldik. Otelden çıkıyorum şimdi. Hemen çıkışta da taktaklardan birini kiralayacağım şimdi. 15 dolara beni şeye gezdirecek, tapınağa. Şu ünlü gitmek istediğim tapınağa gezdirecek, Angkor'a. Angkor Wat'ın tapınağına. 15 dolara bütün üstlüyormuş. Saat bak şu anda ben telefonumla oynamıyorum ya. Saat 11.40. 5 saat sürer diye 5 tane yer gezdirecek. Şöyle de bir harita gösterdi bana. İşte giriş şuradanmış. Sonra işte sırasıyla burayı şöyle sırasıyla gezdirecek, işte 15 dolar veriyorum. Giriş ücreti 35 dolar dedi. 35-36 dolar olması lazım herhalde. Ben de öyle tahmin ettim. Diğer sabahki güneşin doğuşu olayı vardı. Sunset. Onu yine yapamadık. 5'te kalkmam gerekiyordu. 5'te kalkamadım. O yüzden sadece böyle bir tur yapayım dedim. En azından görmüş olayım. Evet, gideceğiz şimdi birazdan. Ah. Yolculuk başlasın. Abi de hemen teklif de ediyor başka şeyler ya. Ay onun İngilizcesi de benimki gibi çat pat. Mükemmel İngilizcem yok yani. Gelen burada turistleri bekliyorlar. Arkadaşlar 15 dolar bunlar için büyük para yani. Ya bir akşam sordum ben. Dün akşam sokaktakine sordum 15 dolar. Yani son bir pazarlık ettim dün akşamki şeyciyle. 15 dolardan aşağı yapmam abi falan dedi. Herkes öyle yapıyordu. Bu ilk önce 20 dolar teklif etti. Ben dedim 15 olursa olur dedim. Ben tamam işte 15'i ayarladım. Ana cadde sanırım. Sebepler böyle arkadaşlar, bakımsız. Böyle güzel oteller de var yani. Baktım ben de bayağı. Ya burada her şeyi teklif ediyorlar ya. Burada sokakta yürüyor. Adam yolda yürürken işte hello diyor. İşte sen diyor, seni götüreyim diyor. Gideceğim diyor. Mesela yemek yemeye gidiyorum yakında bir yere. Akşam mesela öyle oldu. E diyor, marihuana'ya ihtiyacın var mı? Şuna ihtiyacın var mı? Yok, bir sürü şey sayıyor. Yok diyorum, yok. 5 dakika 5 metre ilerliyorum, yine başkası soruyor bu sefer. Yani gerçekten burada yalnız dolaşmak sıkıntı olabilir. Hani sıkıntı derken rahatsız olabilirsiniz yani.
direkt size adam şey olarak görüyor çünkü para olarak görüyor. Her şey var burada ya. Bu Angkor şehrinde yaşıyormuş normalde bu insanlar. Sonra terk etmiş. Sonra bir bilim adamı, bir turist bulmuş buraya tekrardan. Turist olarak gelen bir bilim adamı bulmuş. Tekrar keşfedilmiş. Tarihçesine bakarsınız internetten abi. Angkor Wat. Şöyle bir kart verdiler, fotoğraf falan çektiler. 37 dolar ödedim, kart geçtim. Nakit lazım olur diye. Okay, oh, sorry, okay. Let's go. Evet, şimdi bileti aldım. Burada Angkor'a geçeceğiz. İşte içeride bilet alınan yerde böyle bir şey satılacak bir şeyler vardı. İşte bu motorla trip falan atacağın yerler falan da vardı. Direkt Angkor'a gidiyoruz şimdi. Here, yeah, go straight other side. Other side, yeah, yeah. I'm waiting for you. The parking other side, okay. Thank it's you. Here. The west gate here, yeah, okay. I wait the east gate, okay. Yeah, see you. Gate. See you, yeah. Bye bye. Yeah, see you. What? One hour. Yeah. 1 hour enough. For one o'clock. Two halves. One and a half. You finish two red. One hour is enough. Yeah. Yeah, okay. Two red inside. Okay, 1 hour is. I am coming. Yeah. Okay. Go to the temple more. Bye bye. Yani bir saatte önce zaten bitiririm ben burayı. Sigara içmek yasak. Drone yasak. Kamera yasak. Entrans. Kamera yasak ama işte kamerasız nasıl ben burayı tanıtacağım? Nasıl göstereceğiz dünyaya burayı da, buraya turistler gelecek. Oo, yüzden iskele yapmışlar burayı. Evet, şu an burada yüzüyoruz bakalım.
con thứ ba rồi. Sanırım buradan giriliyor entrans. Yakın diye oradan gidiyorlar herhalde, dolaşmayalım diye. Evet, işlemeleri falan görüyorsanız. No, thank you. Thank you, thank you. Evet. Tapınağın büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Her milletten insan var burada ya. Oo. Tapınağın sadece içinde bile değilim ben şu an. Şuradan herhalde ne bunlar? Merak ettim ya. Şey yazılmış. Çimlere yazılmış herhalde. Bir şeyler yazmışlar çimlere. Renkli renkli. Kalp şeklinde bir şeyler yazmışlar. Şurada bir birini bulursam fotoğraf çektireceğim kendime. Kalp yapmışlar burada çimlere. Adas yapıyorlar. Çimlere kalp yapmışlar herhalde. Şu balonla çekecekler onu. İleride bir balon var, belki görmüşsünüzdür. Balonla fotoğraflayacaklar herhalde. Buraya da kalp yapıyorlar sanırım. Ya da başka bir şey yazıyorlar. Bu etkinlik herhalde. Angkor'u tanıtan. Ya her yerinde bir detay var. Gerçekten her yerinde bir detay var. Ve çoğu şey de silinmiş. Thank you.
İstanbul'u bilmeyen yabancı yok maşallah. Herkes biliyor. İstanbul'a gitmemiş yabancı yok herhalde dünyada. Az önce bir tanesi kaybolmuş da. Yönünü şaşırdı kadıncağız herhalde. İstanbul, İstanbul diye. Motorlu da herhalde şurada bir yerde bekliyordur ya. Doğal güzellikleri efsane ya. Efsane. Okay. Maybe half hour. Half hour. Şarjım da azaldı. Yemek yerini sordum. Abiye dedim ki işte böyle böyle nerede yemek yiyebiliriz? Maksat yemekten ziyade kamerayı şarj etmek. Şarjı gerçekten hızlı gidiyor kameranın. Ha çekiyoruz mu? Yüksek kalite çekiyoruz. Ona göre idareli kullanmak lazım. Ben de yeni başladığım için bu kamera işine. Tabii bilmiyorum. Bilen vardır mutlaka daha benden daha iyi de. 5.3K 60 FPS'de çekiyormuş yani. O yüzden bitiyor olmasın ya. 4K'da çekiyorum şu anda görüntüleri. İşte evde dev ekranda izlerim ya sonra. Bakalım bu videoları kanala yüklüyoruz. Kanalda ya amacım para kazanmak değil de ya sonuçta gezerken de bir anı olsun istiyorum. Yani bir daha gittiğimde mesela daha öncesinde Güney Kore'ye gitmiştim. Çekmedim. Japonya'ya gittim, çekmedim. İtalya'ya gittim, çekmedim. Yunanistan'a gittim, çekmedim. Yani ben İsviçre'ye gittim, çekmedim. Gürcistan'a gittim, çekmedim. Keşke çekseydim yani. Çekseydim video en azından YouTube'da olsaydı da en azından hatıra kalsaydı ya. Hep şu an pişmanım yani. O pişmanlıktan dolayı aldım bir tane kamera işte böyle çekiyorum sağa sola. Gerçekten pişman oldum yani. Şimdi insan hatırlayamıyor tabii bazı şeyleri. En azından izlediği zaman daha çok hatırlıyor. Ya böyle güzel yani şimdi 9 tane ülke gezeceğim bu sefer. Ya bu sefer kesinlikle dedim almam lazım. Kamera bir tane çekip koymam lazım. İşte editleyip koyuyorum DaVinci Resolve'da. Koyamıyorum daha doğrusu. Şimdi bak Kamboçya'ya geldim. Bangkok bitti. Bangkok'ta vaktim yoktu. Yani video çekmekten vakit bulamadım. Kamboçya'ya geldim. Hostelin interneti çalışmıyor zaten ki yorgundum. Hostelin zaten durumu vahim. Yani yorgunum gittim yattım zaten 11'de kalktım. Bak normalde sunset'i görmek istiyordum yani o tapınağın o sabahki halini görmek istiyordum. Güneşin doğuşunu. Thank you.
arkadaşlar, burada üçüncü temple'ım. Üçüncü tapınağım yani. Ya şimdi fazla gezmek istemiyorum. Sonuçta her gittiğim tapınakta yani bayağı 2-3 kilometre yürüyorum yani. Siam Reap'i de çabuk bitirmek istiyorum. Şimdi iki tapınak daha var. O iki tapınağı daha gezersem hani halim harap. Gerçekten çok zorlanacağım. Kendime zaman ayırmak istiyorum akşama kadar. Sonuçta 11'de otobüsüm var. Otobüs alanını bekleyeceğim. Saat şu anda Siam Reap'te kaç? Bakalım. Saat şu an 3. Yani daha yemek falan yemedim. Yemek yiyip bekleyeceğim yani şimdi otobüsü. O yüzden bu son tapınak olsun. Yani gezilecek çok yer var. Yani emin olun yani. 5 tane tapınak değil, 25 tane tapınak var yani. Yani gezmek istedikten sonra hani burayı bir ayda bitiremezsiniz yani. Öyle bir yer. Şimdi bakalım, bu ünlüymüş işte, ağaç tapınak falan diyorlar. Ağaç varmış falan şeyinde. Onları falan çekeyim. Hatıra olsun. Oradan da doğru diye biraz yemek yerim. Oradan da geçerim ya. Şeye, bekleme yerine geçerim. Ya yani beklerim bir yerde. Kafede veyahut da bir yerde. Otobüsü. Otobüs garına geçeceğim oradan. Otobüs garından da devam ederiz arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi birazdan yere doğru gittiğimde çekim yapacağım. Kameranın şarjı az. Ki kameraları da şarjlarını doldurmam lazım. Yani bataryası falan da var bunun. Kendi telefonumu da şarj etmem lazım. Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Temple'a geldik. O kadar gezilecek tapınak var ki anlatamam size ve çok sıcak yani, aşırı sıcak şu anda. Yani bir yerde böyle klimalı bir yerde oturmak istiyorum böyle 2-3 saat. Ya da serin bir yerde ya, şöyle gölgede bile otursam yeter. Şimdi böyle ağaçlı bir temple varmış burada. Çok ünlü. Oraya gezdim size içeriği. Bilet kontrolü falan yapılmadı. Ha, bu işte yani, bu olay bu. Yani şurada bir ağaç var. O ağacı herkes çekiyor işte. O da kurumak üzere yani. Olmazsa ne olacak? Burada bir fotoğraf çekileyim. Oradan devam edeceğim. Evet, bizim taktikum şeyi bitti. Benzine bitti. Almayı unutmuş arkadaş. Böyle benzin yerleri var. Oradan benzin alacak. Hello. Hello. Ya her yerde pazar yerini falan gezdirdi beni de. Onlara bir baktık. Şöyle söyleyeyim. How much is one bottle? Dolar. For $1 half. $1. $1.5. Bir şişe $1, 20 lira. Evet, şarjım bitti. Şimdi şu yerde bir yerde kafeler vardı. Yemek yedim. Tavuk şiş yedim. Pilavlı. Ya buranın yemekleri yani pilavlarında yağ kullanmıyorlar. Yani hiç yağ yok. Tavuklarda da öyle yağsız. Acıyı çok seviyorlar. Sosları yanında çok seviyorlar. Az önce girdiğim temple. Şimdi geri dönüyoruz. Bir markete götürecek beni. İhtiyaçlarım var. Onları alacağım. Oradan da bir kafeye bırakacak. Kafeden sonra biraz orada oturacağım, zaman geçireceğim arkadaşlar. Oradan da saat 11'deki otobüsümü bekleyeceğim.
Siyamrip benim için bu kadar. Hello.